أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل أقتة من لساني يفقه قولي Fevri emir in Allah. inna Allah basirun bil ibat. Allahumme salli ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina ve nebiyina Muhammed. Cenab-ı Hak bizleri sadakat üzere yaşayan istikametten ayrılmayan Hak ve hakikate sımsıkı yapışan kullarından eylesin. Her türlü yalandan, her türlü hileden, aldatmaktan ve her türlü rezil ahlaktan bizleri muhafaza eylesin. Çocuklarımızı, neslimizi muhafaza eylesin. Sözü özü bir olan işini İhsan makamında yapan, itkan, sapa sağlam yapma arzusu ve gayesinde olan ahlaki hamidiye ile ahlaklanmış, güzel ahlak sahibi olan kullarından eylesin inşallah. Cenab-ı Hak göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize ve nefsimizle baş başa bırakmasın nefsine uyan değil, nefsine hükmeden kullarından eylesin. Aklını nefsinin emrine veren değil, aklını imanının emrinde kullanan kullarından eylesin inşallah. Cenab-ı Hak günümüzü, cumamızı mübarek eylesin. Bereketinden, hayrından hakkıyla istifade eden kullarından eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, insanın değeri, insanın kıymeti, yüceliği onun ahlakındadır. İnsanın icat ettiği, ürettiği, kullandığı şeylerle İnsan kıymetlenmez. İnsanın kıymeti onun karakteri, şahsiyeti, kişiliği ve ahlakıyla orantılıdır. Onun için peygamberimiz Ali salatü vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Teknolojiyi dünyanın nimetlerini zirveye çıkarmayı imkanları en güzel şekilde yapmayı demiyor. Çünkü bunlar insan ürünüdür, insana ait şeylerdir. Asıl olan bunları kullanacak insanın ahlaklı olmasıdır. Yani ahlak ahlak öğretileri, ahlaki değerler insana mahsus olan özelliklerdir. Çok affedersiniz. Diğer varlıklar için bir ahlak aranır mı? İnsanlar eğittikleri köpeklerden veya eğittikleri diğer varlıklardan kendine bir sadakat bekler. Ki bu da yine insanın emeği karşısında bunu beklemesi ve bu şekilde değerlendirmesi yine insani bir hassasiyettir. Onun için herkes, her varlık yaratılış gereğini icra eder. Akrebe sokma diyemezsiniz akrebin vazifesi sokmaktır. Akreble arkadaşlık yapanın sonunda akrebin ısırmasına katlanması gerekir. Yılanla koyun koyun yatanın mutlaka yılanın vazifesini yapacağını bilmesi lazım. O nedenle her varlık bulunduğu konum itibariyle, yaratılış gayesi itibariyle kendine has davranışları vardır. Ama insan eşrefi mahlukattır. Varatılmışların varlıkların en üstünüdür, en yücesidir. Bütün varlık, bütün kainat insan için var edilmiştir. İnsana hizmet etmektedir. Rabbul meşarik vel Magarib diyor Cenab-ı Hak. Meşriklerin ve mağriblerin Rabbi. Yani doğum yerlerinin, şark doğum yerlerinin ve batım yerlerinin Rabbi. Bize bakarsak güneş doğudan doğuyor. Güneş batıdan batıyor. Ama güneş bir merkezden doğmuyor. Bir merkeze batmıyor. Her mevsime göre batışı ve doğuşu farklı mekanlardan doğuyor. Kışın daha farklı, yazın daha farklı. Mevsimin değişmesiyle, ayların değişmesiyle bu değişiklik ortaya çıkıyor. Hikmetine insana hizmet her mevsimin gelişiyle, her güneşin doğuşuyla insana ayrı ayrı nimetler ikram ediliyor. Kışın meyvesi ayrı, yazın meyvesi ayrı. Güneşin doğumu, havanın iklimin değişikliği, ayın seyri hep insana hizmet ediyor. İnsana hizmet etmesi bütün mahlukatın, bütün varlığın bunlardan istifade etmesi sonuçta insana dönen nimetlerdir değerli kardeşlerim. Ama bu nimetler karşılığında asıl olan insandır. Rabbine muhatap olan, Rabbine muhatap olan kul olan insandır. Ahlak insana aittir. Kişilik, şahsiyet, güzellikler insana aittir. Onun için İslam insanı insan yapan değerlere insanı yücelten değerlerle donatmıştır. İslam'ın bütün değerleri, bütün ölçüleri insanın kemaliyle ilgilidir. İnsanın şerefiyle ilgilidir. O nedenle ahlak da insanın bütün özelliklerini anlatan kavramdır. Seciye diyoruz, karakter diyoruz, şahsiyet diyoruz, huy diyoruz. Bütün bunların hepsine ahlak denilir. Her birisinin kendine göre ifadesi vardır, tanıtımı vardır, anlatım biçimi vardır. Ama bunların geldiği, birleştiği havuz ahlaktır. Onun için değerli kardeşlerim, bugün önemli kavramlardan, ahlaki kavramlardan birisi, hatta bütün kavramları içeren, bütün güzellikleri, ahlaki meziyetlerimizi pompalayan, onlara besleyen, onların aslında ne olduğunu ortaya çıkaran bir kavram sadakat kavramı, doğruluk, sıt kavramı, dürüstlük kavramı. Onun için sadakat kavramı çok geniş bir kavramdır. İnsanın aslında özünde doğru olmasıdır. Niyetinde doğru olmasındır. Sözünde doğru olmasıdır. Amelinde doğru olmasındır. Onun için sadakat imanın ifade tarzıdır. İmanın, imanın da anlatıldığı bir kavramdır. Şimdi inancında doğru olana mümin denilir. İra inancında sahtekar olana münafık denilir. İnancımızın inancımızın imanımızın da esasını ortaya koyan hakikattir değerli kardeşlerim. Nedir o? Bir kişi müminim diyor, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsa ve bunu sadakatle söylüyorsa işte o mümindir. Ama bunu diliyle söyleyip kalbindeki azmini, niyetini ifsal ediyor ve yalan söylüyorsa, diliyle değil de kalbiyle yalan söylüyorsa o da münafıktır. Onun için imanımızın ölçüsü de değerli kardeşlerim, İmanımızın ölçüsü de sadakatle, doğrulukla ifade edilir. Bakın size şöyle bir hadis-i şerifle bu konuyu anlatayım değerli kardeşlerim. <laughs> Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sadıkan min kalbihi illa harramallahu alennar. Her kim şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasuluh derse. Ki hep beraber bir çekelim, söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasuluh. Birlikte bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah. Sesiniz çıksın biraz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu kelime-i tayyibe, kelime-i şehadet imanımızın şahidi olan bu söz kalbimizin derinliklerine, iliklerimize kadar işleyen bir sözdür. Bu söz yalnız da dille söylenen bir söz değildir. İşte bu sözün anlamı, ruhu, ben şehadet ederim ki, tanıklık ederim, bütün varlığın şehadetiyle haykırırım ki, Allah'tan başka ilah, kulluk yapılacak, ibadet edilecek, rızası istenilecek, emri mutlak dinlenecek hiçbir güç kuvvet yoktur. Yalnız Allah'tır. Önünde eğilecek, huzurunda durulacak, rükû ve secde edilecek, yüzde yüz teslim olunacak yalnız Allah'tır. Ve yine şehadet ederim ki kulluğun yolu, hidayetin yolu ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kuru ve Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktan geçmektedir. İşte bu sözü kalbiyle sadık, kalbiyle dost doğru söyleyen, kalbiyle sadakatle söyleyen kişiye cehennem azabı haramdır diyor. Allah o kişiye cehennem azabını haram kılmıştır. Çünkü o sadakat, o dürüstlük, o imandaki sadakat Müslümanın hayatına yansır. Müslüman bu şehadet ifadesini, kelamını hayatıyla söyler. Hataya düştüğü zaman, ayağı kaydığı zaman hemen kendine gelir, sözünü hatırlar, sözünün eri olmaya, sadakatini tekrar yenilemeye gayret eder. İşte değerli kardeşlerim, iman, imanın esası sadakattir. İmanda yalan varsa o münafıklıktır. Bunu böyle bileceksiniz. Münafık, namazı da yalan, orucu da yalan, sözü de yalan, her şey yalandır. Hiçbir şeye inanmaz. Aslında onun söylediği doğru sözler çıkarını ve menfaatinin aletidir. Dinden bahsediyorsa, arada bir namaza geliyorsa veya bir takım davranışlar içerisine giriyorsa o dünya çıkarını elde etmenin peşindedir. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Din istismarını yapanın, yapan kişinin birincisi zirvede olan münafıktır. Ya zaten Müslümanlar horlanıyor. Zaten Müslüman her zaman taşlanıyor. Neden beş vakit namazı kılıp da istismar etsin? Beş vakit namaz mümin, kılan mümin istismarcı değildir. İşine geldiği zaman namaz kılan istismarcıdır işte. Nereden fayda sağlıyorsa dinden bahseden adamdır. Onun için iman sadakattir değerli kardeşlerim. Bak bu sözü bu hadis-i şerifi unutmayın. Kim şehadeti haykıra haykıra söylüyor ve kalbinde buna tas dost doğru tas tamam iman ediyor, sadık ve dürüst bir şekilde söylüyorsa Allah ona ateşi haram kılmıştır. Bundan daha büyük müjde olabilir mi değerli kardeşlerim? Bakın bu hadis-i şerifle ilgili bunu da tefsir eden bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyoruz. Bir sahabi geliyor, peygamberimizin arkadaşlarından birisi geliyor. Resulullah şöyle diyor, biraz da böyle saçı başı dağınık yoldan gelmiş birisi. Ya Resulallah, bana üzerime farz olan, yapmam gereken namazdan bahset. Peygamberimiz diyor ki, beş vakit namaz farzdır. Bundan başka kılacak olursan tatavvu, nafile kılabilirsin. Oruçtan bahsediyor. Diyor ki Ramazan ayı orucu farzdır. Fazladan tatavvu, nafile, farzın dışında kılmak istersen, tutmak istersen tutabilirsin. Bunu da alıyor. Sonra diyor ki, Ya Resulallah sadakadan, zekattan bana haber ver. Efendimiz Ali sallallahu ve sellem aynı şekilde malın zekatı olduğunu, farz kısmının olduğunu, verilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bunun dışında tatavu olan, tatavu demek sadakanın bütün bütün farz ibadetlerin tatavu demek farz ibadetlerin dışında yapılan nafile ibadetler, sünnet, müstahap olan ibadetlerdir. Bunu da söylüyor. ve o kişi şöyle söylüyor, cevap veriyor. Evet diyor. Ben farzlardan başkasını yap, yap yapamam. Yalnızca farzları icra edeceğim. Farz olan ibadetleri yerine getireceğim diyor. Ve peygamberimiz ona şöyle diyor. Eflah in sadaka. Eğer sözünü tutarsa, söylediği gibi doğru davranırsa, dürüst olursa felah bulur. Bir başka rivayette ev cennete in sadaka. Eğer dürüst olursa, doğru olursa cennete girer buyuruyor. Bakın değerli kardeşlerim, cennete girmek çok kolay. Aslında cehenneme girmek zor. İnsan kendini cehenneme sokmak için çabalıyor şu anda. Cennete girmek çok kolay. Sadakat üzerine olduğun zaman, sözünde özünde doğru olduğun zaman, inancında ibadetinde doğru olduğun zaman cennete girmek çok kolay. İn sadaka eğer sözünü tutarsa, sadık olursa cennete girer. Felah bulmak da aynı ifadeyi veriyor. Felah bulmak demek aslında kad aflahal müminun. Müminler felah buldular. Ne demek? Yani cennete girdiler cehennemin azabından, kıyametin dehşetinden emin ve güvende oldular. Onun için felah bulma, Kur'an-ı Kerim bize birçok ayet-i kerimelerde felahı, necatı anlatıyor. Felah, cennetle sevinmektir. Necat, cehennemden kurtuluştur. Yani darboğazdan, sıkıntıdan kurtuluşa necat denir, nimete ve mükafata ulaşmaya felah denilir. İşte o nedenle Peygamberimiz Ali sallallahu da bu köyle böyle söyleyen Müslümana ben farzları tas tamam aksatmadan yerine getireceğim dediğinde o kişiye sözünde durursa, sadık olursa, dost doğru olursa o kişi cennete girecek ve felah bulacak diyor Peygamberimiz Ali sallallahu Değerli kardeşlerim, demek ki La ilahe illallah diyen, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen kişi sözünde sadık olursa Allah ona cehennemi haram kılar diyor. Harramallahu alennar. Onu cehenneme girmeye, cehennemi görmeye haram kılar. Ne büyük bir nimet, ne büyük, ne büyük mükafat. Unutmayın, iman İman dünya ve dünya gibi kaç misli olursa olsun hepsinden kıymetlidir. Kalbinizdeki o zerre kadar iman dünyanın bütün varlığından ve bütün nimetlerinden dünya altın dahi olsa dünya bir misli kadar daha dünya olsa hepsinden kıymetlidir. Kafiri cehennem azabından kurtaracak varlığı mıdır? kafiri, münafığı, mücrimi, fasığı, ebedi azaptan kurtaracak dünyada biriktirdiği dünya değil, dünyada biriktirdikleri varlıklar olacak mı? Bütün imkanlar olsa, Alanya kadar bütün Alanya'nın oteli kendisinin olsa, Alanya yetmez, sahilin hepsi kendisine ait olsa, parasının hesabını bilmese, yani Garun gibi olsa, ne olacak? فَحَسَفْنَا بِهِ art. Biz onu yerin dibine batırdık diyor. Bazen güzel paylaşımlar oluyor. Tabi sosyal medyanın güzel tarafı da var. Yakın tarihte böyle çok önemli zenginlerin ölümünü gösteriyor. Bazı merkezlerde, bazı beldelerde çok böyle mezarlık yapma adeti yoktur. Bizde olduğu gibi. Bu da çok önemli değildir aslında. Bu da dine uygun bir şey değil. Çok böyle mezarlıklar yapmak da dini bir değeri yok. İnsanların kendisini kandırması. O da başka bir mesele. Onun için böyle başına siyah taş koyuyorlar, kabristanını gösteriyorlar. Evet, bunun şöyle 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 malları vardı. Şu kadar zengindi, kadar varlıklıydı. Son sahip olduğu şey başındaki dikili taş. İşte oradan sonraki yolculuğa lazım olacak imandır. Kulluktur, taattir. Sabah namazına koşa koşa gelmektir. Yatsı namazını kılarak eve gidip uykuya dalmaktır. Camiler yap, süslü püslü camiler. Cemaat nerede? Yaptığımız camilerle övünüyoruz. Kendimizi kabartıyoruz. Camilerin imarı cemaatle namazla olur. Ya adam bakıyorum. Hayatı takip ediyoruz. Ne idiği belirsiz. Yani o bizim güzel musikimiz, Türk musikisinin o güzel şah olsa can kurban. Lafları çevirmiş, evirmiş. Argo, bilmem şu bu, şarkının, müzik aletlerinin şamatasından başka bir şey yok. Ama bakıyorsun binler, on binler yığılıyor. Değil mi? Ama hadi camiye, cumaya, cuma ezanını bekliyoruz. Hani o şu festivaller şunlara boş koşarken en önde yer alayım diye koşan biz Müslümanlar. Cumaya gelirken ezanı dinle, ezan okunsun ondan sonra camiye gireyim hesabını yapıyoruz. Koştur, koşabildiğin kadar koş. Koştuğun her nefes seni tıkayacak. Koştuğun her yer sana şahitlik edecek. Ama Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Cuma namazı nida edildiği, cumaya çağrıldığın zaman ila zikrillah. cumaya koşun diyor. Şunu da kazanayım, bunu da kazanayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım. Yap. Rızkın yediğindir. Rızkın içtiğindir. Rızkın tükettiğindir. Rızkın sadaka verdiğin, önde gönderdiğindir. Geriye kalanlar senin rızkın değil. Akıllı insan geleceğine yatırım yapandır. Akıllı insan geleceğine yarın yatırım yapandır. Gelecek nedir? Yarındır. Yarın nedir? Ölümdür. Gelecek dediğimiz 10 sene sonrası değil. 20 sene sonrası dünya hayatı değil. Nice insanlar var ne gelecekler ortaya koyuyorlar ama bir biriktirdiği nimetten zerre kadar elde etmeden öbür dünyaya yani yarına yolculuk yapıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Feyne Nere gidiyorsunuz? Nere gidiyorsunuz? Bu yol bir yere çıkıyor da. Çıktığınız, gittiğiniz bu yol, koştuğunuz yol bir yere çıkıyor. Sizi kabre götürecek kabre. Onun için sadakat sadakat doğruluk, imanızda sadakat, namaza, ezana, kulluğa, taate kulak vermektir. Değerli kardeşlerim. O nedenle Peygamberimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam sadakatle şehadet getirenin Allah ona ateşi haram kılıyor diyor. Sözünde duran o Müslümana ben namazı kılacağım, beş vakit namaz kılacağım, orucumu tutacağım, şunu şunu yapacağım, fazlasını yapmayacağım. Eğer sözünde doğru ise, durur ise cennete girer diyor. Değerli kardeşlerim. Onun için müminin imanı sadakattir. İmanımızın ölçüsü sadakattir. Hani Mevlana için ifade edilir ya, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün meselesi. Aslında bu sözler böyle e, bir kart vizit olacak veya hatta duvar kağıdı olacak sözler değil hayatın sözleri. İçin dışın bir olsun. Müminin içi dışı birdir. Mümin konjöktüre göre hareket etmez. Doğrusu her zaman doğrudur. Ama Müslüman, mümin patavatsız değildir. Doğruyu her yerde söylemek doğru değildirin anlamı budur. Doğruyu haykırmak her yerde doğrudur. Ama patavatsız olmayacaksın. Doğruyu olması gereken kıvamda söyleyeceksin. Zamanını güzel ayarlayacaksın o anlamda. Ama doğrudan vazgeçmeyeceksin. Şimdi her doğu sözler nakit paralar gibidir. Zamanında kullanılmayan nakit paranın zaman geçtikten sonra değeri kalmıyor. Ta 10 sene 20 sene önceki 1 liranın bugün veya 1 kuruşun bir değeri var mı? Ama bu o zamanki zamanda önemliydi. Onun için doğrusu Müslümanın doğrusu her zaman doğrudur ve her zaman doğruyu söyler. Bana şöyle olur, böyle olur, geri çekilmez. Onun için değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi şu dört Müslüman, dört haslet kimde bulunursa onun dünyadan dünyadan kaybettikleri hiç önemli değil. Kaybettik zannedilir. Nedir o? Emanete hafız olacak. Emaneti koruyacak. Emanet ehli olacak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bakın, bize öyle bir tanım veriyor ki, işte medeniyet bu değerli kardeşlerim, medeniyet bu. Siz medeniyeti, bugün insanlara anlatılan eğitimde şurada medeniyet, uygarlık derken, teknolojiyi medeniyet sanıyor. Ve o teknolojinin zirvesindeki adam, affedersin, çarşının ortasında ihtiyacını görüyor. O medeniyet mi? Kokudan gezilmiyor ya, kokudan gezilmiyor idrar kokusundan. Elinde belki farklı çok önemli teknolojik imkanlar var. Ay'a Mars'a gidiyor. Binlerce insanı bir bombayla öldüren insanlar medeniyet sahibi mi? Hani Irak'a insanlık, demokrasi getireceklerdi? Bak Irak nasıl kaynıyor? 2023, 20 yılda ölen insanların sayısı yok. Petrol her şeyden çok değerli. Onun için değerli kardeşlerim, medeniyeti Teknolojide değil. Teknolojiyi güzel kullanacak ahlaklı insanda arayacaksın. Bak ne diyorum. Medeniyeti, teknolojiye çağın şartlarını, imkanlarını ahlakla kullanacak, insanlığın hayrına ve salahına kullanacak ahlaklı insanda arayacaksın. Onun için biz bir musluktan suyu doldurup da tasın içerisinde veya lavaboya doldurup da elini yüzünü yıkayan insanlar değiliz. Ağzımıza aldığımız suyla veya burnumuzu aldığımız suyla ağzımızı temizleyen veya ağzımızı alıp da burnumuzu temizleyen insan değiliz. Abdest alırken bile ağzımıza ayrı su veririz, burnumuzu ayrı su veririz. Hatta mekruh'u din kabul etmez abdest alırken bile. Bir avuçla bir avuçta su vermeyi değil, ayrı ayrı su vermeyi biz öngörürüz. Temizlik medeniyettir. Onun için değerli kardeşlerim, insan, insanın eğitilmesi İslam'dır. İslam insanlığın öğretmenidir. Efendim falanlar şuraya gitti, falanlar şuraya ulaştı. Kardeşim bak bu bilim tarihinin yüzde ellisi yalan. Hani siyah insanlar suç edince darp ediliyor, beyaz insan Aynı suçu içince kahraman oluyor. Kobra filmleri vardı, işte. belki yine vardır. Bir zamanlar çok revaçtaydı. Siyah insanın nasıl rezil ve alçak olduğunu gösteren, beyaz insan nasıl kahraman olduğunu gösteren değil mi? O güzel kurgular vardı, Hollywood yapıları. Ha, aya gitmeyi, şuraya boyuma gitmen de çok farklı ilmi tartışmaları var. Bu işle uğraşan bilim adamları işin ehli olan insanlar bazı şeylerin farkındalar. Onun için İslam elbette önümüze bir hedef koyuyor. Ama İslam'ın en büyük hedefi insanı terbiye etmektir. İnsanı ahlak sahibi kılmaktır. Sözü doğru olacak. Benim ümmetim yalan söylemez diyor peygamberimiz. Benim ümmetim yalan söylemez. Benim ümmetim yalan yazmaz. Benim Benimülletim iftira etmez. Bak iftira edenin, iftira edenin insanın diliyle insanlara hançer sokmaktır. İslam'da iftira edenin, iftiracının şahitliği kabul edilmez. Bir adam iftiracı mı? Onun şahitliği kabul edilmez. Yalan söz, yalan yazı, yalan yay yaymak geçim kaynağı olamaz. Onun için peygamberimiz Aleyhisselam, doğruluk güvendir güven. Yalan hiledir. Münafığın alameti yalan söyleyendir diyor peygamberimiz. Yalan söyle, konuştuğunda yalan söyler. Emanete riayet etmez, vadinde durmaz. İnsanlarla çekişmeye, kavgalaşmaya başlama aşırı gider, küfürbaz olur. Bak. Ama mümin emanetine riayet eden, konuştuğu zaman sözünde duran, doğru olan, dürüst olan Doğru söz söyleyen. Sonra ahlaki güzel olan ve lokmasını, tamını iffetle, edeple kazanan kişidir. Diyor. Neymiş? emanetini koruyan, sözünde doğru olan, ahlaki istikameti yaşantısı ahlaklı olan ve kazancını, lokmasını, tamını iffetle kazanan kişidir diyor Peygamberimiz. Onun için değerli kardeşlerim, Tüccarlar, bak bunu da söyleyeyim ve bitireyim. Tüccarlar kıyamet gününde facir, büyük günahkar olarak dirilecektir diyor Peygamberimiz. Halbuki ticaret dünya kazancının yüzde doksanı nedir? Ticarettedir değil mi? Ticareti Peygamberimiz teşvik ediyor. Kur'an'da bununla ilgili çok farklı ayetler var. Zengin olacaksın, zekat vereceksin. Değil mi? Ha, zem edilen ne? Ancak helal ve haram derken alırken, satarken yalan yere yemin etmeyen, büyük küçük günah işlemeyen, insanları kandırmayan, iyi davranan ve doğru sözlü olan hariç diyor. Demek ki bunlar olmayan ticaret felakettir. Kim olursa olsun kandırıyorsan helakini hazırlıyorsun. Tüccar, tüccarlar füccar yani büyük günahkar olarak diriteceklerdir dirileceklerdir. Ancak günahtan sakınan, aldatmadan, hileden, yalan yere yemin etmekten sakınan tüccar, ancak iyilik yapan, insanlığa faydalı olmak için çalışan tüccar ve sözünde doğru olan tüccar müstesna. Ve bunu da peygamberimiz et sadıkul emin. Doğru olan, dürüst olan güvenilir olan tüccarlar peygamberlerle beraber, salih kullarla, sıddık kullarla, şehitlerle beraber haş olacak diye buyuruyor. Ne büyük bir nimetler kardeşlerim. Onun için sadakat, doğruluk bugün en çok muhtaç olduğumuz kavram bu. Bu insandan ayrılmayan bir değerdir. Müslümandan asla da ayrılmayan bir değerdir. Müslüman doğrudur. Sözünde, özünde, niyetinde, davranışında doğrudur. Yani bu kendi başına doğru olduğu zaman klavye başında da doğru olacak. İftira etmeyecek, yalan yazmayacak, yalan söylemeyecek, yalanı geçim kaynağı yapmayacak, insanların kişiliklerine, şahsiyetlerine iftira etmeyecek. Her yerde, ticaretinde, sosyal hayatında, sosyal medyada, basında, şurada, burada, nerede bulunursa bulunsun dürüst olacak. Dürüst sözde değil, özde dürüst olacak. Bilmediği, inanmadığı, kabul etmediği, doğru bulmadığı ve yalan olan bir şeyi asla yazmayacak. Her yerde böyle. Onun için Müslümanlık camide değil ki. Müslümanlık yalnız camide olan bir din değil. Her noktada yani müşteriyi kandıran, yalan yere emin edip bozuk malı doğru satan adam neyse yalan haberde, yalan beğenmede aynı şeydi. Değişen bir şey yok. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bu güzel ifadelerle değerli kardeşlerim, dürüstlük, doğruluk Müslüman'ın şiarıdır. Yalan, Peygamberimiz benim ümmetim yalan söylemez anlayışını, ahlakını Müslüman şiar edinir. Yalan söylemez, yalan haber yapmaz, belhası ne anlamda varsa Hepsine dikkat etme zorundadır. Evet değerli kardeşlerim. Rabbim sıdk ve sadakat üzere yaşayan kullana eylesin. Kalbinde, özünde doğru, sözünde doğru, hayatında doğru olan, işinde doğru olan Müslümanlardan eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz bu yakın zamanda dünyanın belişik yerlerinde belirli afetler yaşanıyor. Bunlardan birisi de kardeş ülkemiz Pakistan'da ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındı binlerden binden fazla insan hayatına mal oldu ciddi yıkımlar oldu onun için biz kardeş ülke olarak da her zaman dünyanın her tarafındaki mazlumların yanında yer alan bir millet olmanın demiş olduğu o karakter ve ahlakla değerli kardeşlerim bugün bütün camilerimizde, Türkiye genelinde e, mazlum ve bu gerçekten afete uğramış Pakistanlı kardeşlerimize yardım toplayacağız hepimiz elimizden geldiği kadar bu konuda hassas olalım hayrımıza, sanatımızı ta Asya'nın bir kısmında bize daima destek olan, daha Birinci Dünya Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde yanımızda olan, her zaman yanımızda olan Pakistanlı kardeşlerimize onların bu mağduriyetleri ve acı günlerinde onların yanında olmaya gayret edelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. İlla'il fatiha